Şimdi İsmail abi açıklama yaptı niye oy verdik diye. Ya kardeşim siz tarikat değil misiniz? Sizin mantık olarak tasavvuf dünyasının yani tasavvufu bilen insanlar olarak sizin göreviniz herhalde dünya işinden eletek ele çekmek değil mi? Sizin işiniz Allah yolunda yürümek değil mi? Sizin işiniz neşeyle Allah'ı neşeyle sevmek değil mi kardeşim? Sizin işiniz efendim yönünü kaybetmiş Müslüman'ın elinden tutup sırat köprüsünü güven içinde geçirmek değil mi? Kardeşim siz bunlardan daha çok dünya malı ile Ve haram ben, yiyenlerle beraber. Bak gördüğümüz haram kadarıyla ile evet, beraber. Gördüğümüz kadarıyla siz politikayla daha içlişsiniz. <laughs> gördüğümüz kadarıyla siz yani efendim Kur'an kursu kuracağız diye bina üstüne bina dikmeye, evet, yardım faaliyeti yapacağız diye servet üstüne servet biriktirmeye daha meyillisiniz. Şehirlerinizin hepsinin altında otomobiller, bu son model. Onlar, efendim son model. Evet ve onların bütün aileleri servet içinde yüzüyor. Ve niye ise bir şey öldüğünde nasıl bir şey şeyse bu onun nuru ya damada geçiyor ya oğluna geçiyor. Kardeşim cemaatinizden bir Müslümanın şeyh olma hürriyeti yok. Bütün servetinizi at yani nurunuzu aktarırken servetinizi de aktarıyorsunuz. Gariban Müslümandan toplayıp götürünüzü oğluna veriyorsunuz. Şimdi açıklamayı da yapmışlar. Kılıf, yani kılıfına da uydurmuşlar. Diyorlar ki ne diye oy vermişler? Efendim manevi değerlerimizi muhafazamaya çalışan İslam dünyasındaki mazlum Müslümanları korumayı amaçlayanlardan yana kullanmayı doğru buluyoruz. Ayrıca dünyayı saran salgın hastalık, ardından sel felaketleri ve yıkıcı depremlerin maddi manevi sonuçlarıyla beraber günden güne artan sorunlarla sürdürülebilir mücadele zarureti güçlü ve tecrübe ve istikrar sahibi idareye gerekli kılmaktadır. Bunun neresinde tarikat var? Bunun neresinde Allah yolunda yürümek var? Kardeşim istikrardan size ne? Ya tecrübeden size ne? Her şeyden önce sel ve afet felaketi diyor ya. Sel ve afet felaketi diyor. Deprem diyor. Hı hı. Ya şu cümleyi kurarken insan utanmaz mı? Demez mi ki? Şu AK Parti iktidarının görevlendirdiği Kızılay'ın başkanı çadır sattı demez Gans mi kardeş? sattı Deprem günlerinde lanet olsun çadır sattı demez mi kardeşim? Enkaz altındaki enkaz altında kalan İnsanlar insanlar ve o, e, Müslümanlar iki gün boyunca bu AK Parti'nin gönder bu AK Parti AFAD'ın arama kurtarma ekiplerini gönderemedi diye e, enkaz altında belki beni kurtarırlar diye dua ederek belki yardım çığlıklarında yardım çığlıkları atarak meleğe çığlık ata ata öldüler demez mi kardeşim? Biraz Allah korkusu olan bir insan biraz ya şu öbür tarafta da soracaklar Gelecekler bizi suale tutacaklar. Ne diyeceğiz diye kaygılanmaz mı kardeşim? İsm Sen özür dilerim Cemal abi. Sen şahitsin ya. Hadi şeyhin yaşlı. Onun oğlu şahit kardeşim. Bu ülkede deprem günlerinde AFAD'ın başına atadıkları adamlar, yandaş adamlar, e beceriksiz mürit adamlar, arama kurtarma kurtarma ekipleri gönderemediler. Bu da bu da hak değil mi kardeşim? Kul hakkına girilmedi mi? Yaşam hakkından daha büyük hangi hak var? Kurtaramadınız. İnsan kurtarılabilecekken kurtaramadınız. Sizin diktiğiniz hastanenin <laughs> hepsi yıkıldı kardeşim. Sizin Hatay'daki yoğun bakım hastanesi, yoğun bakım ünitenizde 80 tane insan öldü ya. 80 insan öldü. Sizin 2012'de burayı güçlendirin deyip güçlendirmediğiniz ve tarikat müridi il sağlık müdürlerinin güçlendirmediği İskenderun Devlet Hastanesi Yıkıldı, 76 kişi öldü. Kardeşim siz buna beddua edeceğine bu yüzden oy vereceğiz diyorsunuz. Yani bu istismar, bu sömürü, bu gaddarlık sürsün istiyorsunuz. Ve bunu da siz tarikatla açıklıyorsunuz, ilahiyatla açıklıyorsunuz, maneviyatla açıklıyorsunuz. açıklıyorsunuz. Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaksınız ya siz? Ya sizden diyecekler ki şahit misin? Siz şahidiz mi diyeceksiniz? Şunlara şahit mi oldunuz siz? Yalan söylüyorsunuz. Burada aldatıyorsunuz, öbür tarafta aldatmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bak, bir de orada Salih, Salih Hoca diyor ki, Salih dinler, PKK'ya diyor, işte PKK ile mücadele, ne diyor tam olarak orada? Bir dur bakayım. PKK, bu Müslümanların, e, Müslümanlara, Allah'ımız seçimleri, Müslümanların, Müslümanların sevinci sevincine, seçimler kesinlikle Müslümanları sevinecek seçimler olacak. Orada hiçbir şüphe yok. Müslümanlar sevinecek. Namazını huşu içerisinde kılıp alnını secdeye koyanlar da sevinecek. Gönlü istiyorsa içki içenler de sevinecek. Hiçbir sorun olmayacak bunda. PKK'nın hizmetine bu bu teyze... vesile eylesin. Amin diyorum. PKK'nın hizmetine vesile eylesin de bak Salih Hoca. Sen böyle tweetler atıyorsun. Yarın öbür gün haponu mektubunu sana okuturlar. Utanırsın. Bak bu hükümete kefil olma. Bu hükümete şahit olma. Bu hükümetin ne yapacağı belli olmaz. Bak bu hükümet dora kaldığında bu hükümet seni satar. Ben bunları tanımıyorum der. Bak sizden utanıyor fotoğrafınızı paylaşmıyor. Salih Hoca aklını başına topla. Sen sen eğer Allah'ın emrini dile getiriyorsan onun AK Parti'ye gideni kadar CHP'ye gideni, Demokrat Parti'ye gideni var. Cemaati karşına alıyorsun. AK Parti'nin din işleri daire başkanına dönüşmüşsünüz. Sadece Müslümanları AK Partilerden ibaret zannediyorsunuz. Ya da ona ortak olanlardan ibaret zannediyorsunuz. Büyük günah içindesiniz. Büyük vebal içindesiniz. Bunun hesabını Ahiret gün Allah sizden sorar ama her şeyden önce yalancı şahitlik yapmayın kardeşim. Bak yalancı şahitlik yapmayın. Bu AK Parti iktidarda kalabilmek adına Apo'nun kardeşini çıkarıyor televizyona. Yarın Salih seni onun yanına koyarlar. Bu AK Parti Apo'dan mektup getiriyor. Yarın yarın alır eline seni ona kuturlar. Büyük vebel altındasın. Tarikat ve cemaatler bu siyasallaşmanın, e, iktidar değiştiğinde bu siyasallaşmanın e, bedelini tarikatlara... Ee, ...söylerler... ...siz bu bu iktidar döneminde... ...siyasi iktidar ortağısınız... ...yarın demeyin ki biz Allah için mücadele ettik... Yani bak, İsmail, ...bak yarın iktidar... İsmail de, İsmail. Bitiriyorum. <gülüyor> bitiriyorum, <gülüyor> abi. ...yarın Yahu. iktidar değiştiğinde... ...kendinizi vay efendim biz Allah yoluna mücadele ettik... ...vay efendim din diyanı anlattık diye... ...savunmayın... ...çünkü biz de şahidiz... ...siz AK Parti'nin propagandasını yaptınız... ...siz ayeti kerimeleri... ...siz hadisleri AK Parti için kullandınız... ...yahut AK Parti ayeti kerimeleri ve hadisleri kendisi için çarpıttığında kıkını çıkmadı sizin. Siz biri Tayyip Erdoğan bize Allah gibi geliyor dediğinde siz her cuma birkaç bakara makara atıyorum dedi. Kıkınız çıkmadı kardeşim. Biz de buna şahidiz. Yani iktidar değiştiğinde sakın ola ki sakın ola ki bugünkü eylemlerinizden sorum tutulduğunuzda vay efendim biz masum Müslümanlar deyip kıvranıp durmayın. İsmailim